Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecma'in. Allahümme şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve cealli veziran min ehli Harun'a ahi. Üçtüb bihi emri Üştüt bihi ezri ve eşrik fi emri key nusebbihake kethira ve nezkurake kethira inneke kunte bina basira. Amin. Bakara suresinin 23-24. ayetlerinin tefsirinden devam ediyoruz. Kaldığımız yer Risale'de 238. sayfa. Er-Risale'den takip edenler varsa, Kur'an'da müşkilat vardır dedikleri birinci şüphenin ikinci kısmının cevabı. Burada hatırlayacak olursak, ve in kuntum fi raybin mimma nezzelna fe'tu bi suretin min mislihi ayetini çalışıyordu. Yani eğer indirdiğimizden bir şüpheniz varsa anlamına gelen kısmının işaret ettiği bazı manaların altını çizeceğini söylemişti. Burada da üç tane şüphe, yani Kur'an hakkında üç tane şüpheyi ele alacağını söylemişti. Onları hatırlayacak olursak, birincisi Kur'an'daki müteşabihat ve müşkilat denilen ayetlerin, yani anlaşılması zor olan veya başka bir manaya işaret eden ayetlerin bulunmasının icazına münafi olduğunu, çünkü icazın belagat üzerine kurulduğunu ve belagatın da ifadenin açık olmasına bağlı olduğunu, dolayısıyla bunun şüphe doğurduğunu söylemişti. İkinci mesele yaratılışa ait meselelerin müphem ve mutlak bırakılmasıydı. Açıkça belirtilmemesiydi. Üçüncüsü de Kur'an'daki bazı ayetlerin, anlatılan şeylerin zahiren akli delillere muhalif olması. Yani böyle şey olmaz ya dedirten, hani olamaz gibi. Dolayısıyla anlatılan şeylerin hilafı vaki, yani vaki olmadığı şüphesi. Bunlar üç şüpheydi. İlk kısmından okumaya başlamıştık. Kur'an-ı Kerim'de müteşabihat vardır dedikleri birinci şüphelerine cevapta esas okuduğumuz kısım muhatap, yani Kur'an-ı Kerim'e muhatabın avam olması ekserisinin ve bir mürşidin ekserin çıkarını, kapasitesini göz önüne alması gerektiğini, dolayısıyla avama da böyle konuşun, yani anlayacakları dilden konuşması gerektiğini, havasını da zaten oradan anlaması gerektiğini anlayacağını, o ince detayları zaten anlayacağını söylemişti. Ama yani hitap ederek onların anlayacağı şekilde konuşsa, avam anlayamayacağından dolayı mürşitliğe, yani irşada ters bir durum olacağını ve avamın da ülfet ettiği şeyleri kullanarak bunun hikmetini anlatmıştı diye kabaca bir özet yapayım. Şimdi buradan kaldığımız yer, Kur'an'da müşkilat vardır dedikleri birinci şüphenin ikinci kısmına cevap. Cevaba geçmeden önce Kur'an'ın konuşma veya ifade tarzı kainatın yaratıcısının konuşması olduğu için yaratıcı nasıl ki bize örnek olsun diye ayı, güneşi, galaksilerin genel durumuna örnek olarak yaratıyor. Gözümüzün önünde herkes bunu görüyor.
Ama havas yaratılış için diyeyim. Mesela bir astronomi uzmanı bu iki örneği alır, galaksilerin detaylarına uygular. Onun gibi Kur'an'da çok basit örnekler vererek, mesela güneş döner diyerek, geçen hafta galiba bahsi geçti. Güneş döner diyerek avam ne yapar? Galaksilerin de döndüğünü, atomun, fizikçiler de atomun içindeki sistemde öyle sanki dönüyor gibi hani telakki edilebileceğini, bunun inceliklerinde de makro dünyada da mikro dünyada da inceliklerine gidecek şekilde Kur'an'ın konuşma yaratılıyor. Kur'an'ın konuşma tarzındaki belagat incelikleri de böyledir. Bunu aklımızda tutarak neden havassa konuşmuyor da ve avam için basit bir örnek verirsin ama havas buna güler dediğimiz zaman Kur'an öyle bir şekilde belagat inceliklerine sahip ki havas o belagat inceliklerine girerek onun ince mesajlarını alabilir. O yalnız Kur'an'a ait. Benim yazdığım kitapta olmaz o. Benim yaptığım işte olmadığı gibi. Bunu anlamak lazım. Teşekkür ederim. Evet, Allah razı olsun. Başka bir not yoksa kaldığımız yerden başlıyorum. Devam ediyorum şu an. Birinci şüphenin ikinci kısmına cevap. İşkal dedikleri şey ya üslubun pek yüksek ve muhtasar olmasıyla mananın çok derin ve inceliğinden ileri gelir. Kur'an'ın müşkülatı bu kabildendir. Yani Özür dilerim, konu geldi. Acele etmişim. Estağfurullah. Yani müşkilat vardır dedik. Yani işgal o kelimenin yani o kapalılık anlaşılmayacak gibi durma dedikleri şey üslubun pek yüksek ve ya üslubun pek yüksek ve muhtasar yani üslup yüksek ve kısa olmasıyla mananın çok derin ve inceliğinden ileri gelir. Kur'an'ın müşkilatı bu kabildendir. Veya ibarede karışık ve düğümlü noktaların bulunmasından neşet eder. Kur'an-ı Kerim bu kısım müşkilattan müberra ve münezzehtir. Acaba cumhurun zihninden uzak ve pek derin hakikatleri kolay ve kısa bir suretle avam-ı nasın fehimlerine yakınlaştırmak aynı belagat değil midir? Belagat muktezai hali müraatten ibaret değil midir? Hey gözlerin kör olsun herif diye de bir dua ile bitirmiş. Burada müşkilatı ikiye ayırdı ya. Birisi üslubun pek yüksek ve muhtasar olmasıyla mananın çok derin ve inceliği diye Kur'an için müşkilat bu kabilden bu anlaşılıyor. Ve ibarede karışık ve düğümlü noktanın bulunmasından neşet eder. Kur'an'ından münezzehtir diyor. İkinci husus aslında ifade eden zaafını teşkil eder. Yani meramını tam anlatamadığı için ifade etmeye çalıştığı nokta veya düşünce zihninde yeterince berrak olmadığı için bu karışıklık, zihnindeki karışıklık, zihnindeki berraklıktan uzaklık ifadeye yansır. Dolayısıyla düğümlü noktada bulunur. Bundan dolayı anlaşılmaz. Kur'an bundan münezzeh. Neden? Kur'an'da zafi ifade yoktur. Beligane ifade vardır. Bu beligane ifadede müşkilat olur. Bu da Kur'an'ın yüksek üslubundan ve az bir ifade de çok manayı murad etmesine kaynaklanır diye anlaşılıyor gibi.
Evet, Allah razı olsun. Hakikaten bir şeyi siz de çok tecrübe etmişsinizdir hocam. Yani şey basitleştirmek herhalde en zor şey yani yani burada hani avam-ı nasın fehimlerine yaklaştırmasını delil olarak kullanıyor ya. Yani kompleks meseleleri hakikaten böyle hani giriş dersini alan öğrencileri fehmine yaklaştıracak. O bayağı bir iş gerektiriyor yani hakikaten zor. O yüzden bunu delil olarak kullanması benim aklıma yatıyor yani. Ben ikinci müşküle takılıyorum da Kur'an'ın nezih olduğu müşküle. Hakikaten ona da çok rastlıyoruz. Adamın zihninde net değil ifade etmiş iman. Karışık, oturmamış, tam Evet. ikna olmamış, bütün boyutlarının hesabını vermemiş, her cümlenin muhasebesini yapmamış, ifade etmeye çalışıyor. Oradan buradan ifadeye ister sözlü olsun, ister yazılı olsun bu. Karışık ifadeler olarak yansır. Kur'an bundan nezih. Evet. Bu birinci şüphenin bittiği kısım. Yani Kur'an'da müteşabihat ve müşkilat vardır. Dolayısıyla anlaşılmayı zorlaştırmaktadır. Bu da belagata münafidir dedikleri eleştirinin kısmı. Sonra bittiği kısım. Var mı yorumlar? İşaretül icaz fi mezanil icaz da icaz, veciz konuşmada ki mucizeliği gösteren kitabı okuyoruz. Evet. O zaman yeni kısma geçiyorum. İkinci şüphe, yaratılışa ve maddiyata dair meselelerde Kur'an müphem geçmiştir dedikleri ikinci şüphelerine cevap. Şöyle ki, şecere-i alemde meylül istikmal vardır. Yani kemale doğru meyletme, ilerleme diye herhalde anlayabiliriz. Yani kainatın bir ağaç gibi bütün zerratı ve eczası kemale meyleder ve kemale doğru yürümektedirler. O umumi meylül istikmalden ayrı olarak insanda da meylül terakki vardır. İstikmalle terakkiyi ayırdı. İlerleme meyli. Bu meylü terakki çekirdek gibidir. Neşv-ü neması pek çok tecrübeler vasıtasıyla olur. Ve çok fikirlerin mahsulü olan neticelerin içtimaıyla teşekkül ve tevessü etmekle fünunu intac eder. Fenler böyle oluşur zaten evet. Bu fünun da mürettebedir. Birbirine bağlı. Yani sonraki öncekine bağlı. Yani her ikinci fen birincisinin neticesidir. Birincisi olmazsa o olamaz. Birincisinin ona mukaddeme ve ulumu mütearife hükmünde olması şarttır. Evet. Şimdi bu girişi niye yaptı? Buna bina devam ediyorum ben biraz herhalde bağlayacak diye ama devam edeyim. Buna binaen bundan 10 asır evvel gelen insanlara fünun-u hazırayı ders vermek veya garip meselelerden bahsetmek onların zihinlerini şaşırtmaktan ve o insanları safsatalara atmaktan gayrı bir fayda vermezdi. Mesela Kur'an-ı Kerim, ey insanlar, şemsin sükununa, arzın hareketine, burada bir haşiye var ona geri döneceğim, ve bir katre su içinde binlerce hayvanatın bulunduğuna dikkat ediniz ki azamet-i ilahiyeyi anlayasınız demiş olsaydı, bütün o zamanların insanlarını tekzibe sevk etmiş olurdu. Yalanlamaya. Çünkü hissi zahiriye muhaliftir. Hissi zahiriye muhaliftir. Mahaza
10 asırdan beri gelip geçen insanları şaşırtmak, yalnız Fünun-u Cedide'nin zuhurundan sonra gelen insanları memnun etmek, makamı irşada muhalif olduğu gibi ruhu belagatle de kabili telif değildir. Evet. Haşiyeyi de okuyayım. Mütercimin haşiyesiymiş bu. Hasta halimde nevm ile yakaza arasında ihtar edilen bir nüktedir. Ha, özür diliyorum. Bir Said Nursi'nin en sonunda mütercim parantezini gördüm diye mütercimin diye atladım direkt de ara önce Said Nursi'nin varmış. Hasta halimde nevm ile yakaza arasında ihtar edilen bir nüktedir. Şemsin yerinde Mevlevivari yaptığı semavi hareketi kuvve-i cazibeyi tevlid etmek içindir. Kuvve-i cazibe de manzume-i şemsiye ile anılan güneşe bağlı yıldızları düşmek tehlikesinden kurtarmak içindir. Demek şemsin mihverinde dairevari cereyan ve hareketi olmasa yıldızlar düşerler, demiş Said Nursi. Muhterem müellif diğer bir risalesinde şöyle diyor: evet, güneş bir meyvedardır, silkinir ta düşmesin seyyar olan yemişleri. Eğer sükunu ile sükunet eylese cezbe kaçar, ağlar fezada muntazam meczupların. Mütercimin de böyle notu var mı? Evet, yani bir cümleyle eğer şimdiki yani fenler gelişe gelişe birike birike basamak basamak oluştuğu için şu andaki fenleri hitap yani şu andaki fenlerin açıkladığı şeyleri bilen insanlara konuşur gibi konuşsaydı o zaman 10 asır, 12 asır boyunca insanlar için mana ifade etmeyen şeylerden bahsetmiş olacaktı. Dolayısıyla bu da yalanlamaya sebep olacaktı. Bu da irşadın hikmetine uymaz diyor diye anladım. Şimdiki zamanda da bu Mevlüt Terakki, Mevlül İstikmal vardır yaratılışta dediği konu burada üstad devamlı çekirdekten ağaç, bir hücreden bir hayvanın mükemmel bir şekilde yaratılma neydi o kelimesiz mürettep. Evet. Hayır, mürettep de. Hangisini? Rütbe rütbe, ha, derece derece gidiyor ya. Bu karıştırılıyor diye anlıyorum. Yani bir hücre kendisi büyüyor, kendisi karar veriyor diye karıştırıldığı için Kur'an'da da yaratılışın ilk dönemine bakın. Yani nasıl başladık yaratmaya, oradan bakını götürüyor, kainatın başında nasıl yarattık ve orada bıraktık diyor. Ha, şimdi de çekirdeği yarattık, orada bıraktık demektir diye anlıyoruz da. Orada bırakmadık. Onu büyüten, geliştiren biziz. Terakki, Rab isminin gereği terbiye ede 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 derece derece geliştiriyor. Yani karıştırılan nokta aynen benim ta kainatı bilmem şu kadar milyar yıl önce gitmeme gerek yok. Burada bir çekirdekten bir bitkinin büyüyüşüne baktığımda acaba çekirdekteki ilk yaratılış diye o bitkiyi ilgilendirdiği kadarıyla çekirdekteki ilk yaratılışın başlangıcı olan çekirdek, o bitkinin yaratılışının başlangıcı olan çekirdek acaba kendisi mi büyüyor yoksa her an yeni yaratılışlar ile o yeni bir yaratılışa mazhar mı kılınıyor? Buna bakmak lazım. Burada evrimci Müslüman inanıp da evrime Kur'an'da da var diyenlerin karıştırdığı nokta eğer izah edebildiysem. Bıraktı. Ara sıra müdahale ediyor. Anlayışı var.
çekirdeği kodladı, bıraktı, arasına müdahale ediliyor. Fakat hakikatta Rab isminin gereği bir tertip ile yaratma söz konusu, düzenli yaratma söz konusu. Düzenli yaratmadan dolayı bu kendi kendine gelişiyor ama ilk varlığı Allah verdi diyor inananlar. İnanmayanlar olur sen ilk varlığı Allah verdi de şimdi çekirdek kendisi ağaç oluyor mu? Ben de kendim kendi duygularımla beraber gelişiyor muyum? Tamam kardeşim benim Allah'a ihtiyacım yok diyor. Niye? Bu hayatı yaşarken kendi istediğim gibi gelişiyorum işte diyor. Kendi kendime. Allah'ın benimle ne ilgisi var şu anda diyor. Bu örnekliği ben Tabii. çok dikkat ettim. Şerif Mardin vardı hatırlarsınız. Evet. Benim hocam da o. Yani esas ondan ders de aldım. Öyle söyleyeyim üniversitedeyken. Şimdi çok kötü, art niyetli bir insan mıydı dersen yok. Kendisiyle de özel olarak görüştüğüm birisi. Benim doktora tezimde bana çok yardımcı oldu. Onu da söyleyeyim ayrıca. Görüştüğümde bana çok Londra'ya gelmişti. Ben de hemen gittim ziyaretine. Ve sordum böyle böyle çalışıyorum bana yardımcı olur musun diye. Onun alanında çalıştım çünkü. Her neyse bana çok bilgiler verdi. Sonra kendisi bir makale yayınladı Said Nursi hakkında. Risale-i Nur ve Said Nursi hakkında. Yazdığı makalede şu çok ilginçti, anlamıyorlar. Ya bu adam kafayı takmış çekirdeğe. Devamlı çekirdek örneği veriyor. Ama bütün mesele oradaymış. Şimdi anlıyoruz ki bütün problem çekirdeğin mi bitkinin kaynağı olduğu, bitkiyi büyütüp gelen ama başta çekirdeği Allah yarattı olursa olsun. Bu çok önemliymiş. O da dikkat etmiş. Bu adam hep çekirdekten bahsediyor diye kafayı takmış. Bir de bir hastadır diyor o. Said Nursi psikolojik hastadır diye yazdı bir makalesinde. Okudum beni. Ama nerede, nasıl unuttum da. Yani yazdığı makalelerin birisinde hastadır dedi. Kendisini böyle çok üstlerde görme diye bir imagination yaşıyor dedi. İşte bana görev verildi şu bu falan var ya yani şunun da tavsiye Evet. edildi falan. Ama okuduğu kitap hangisi biliyor musunuz? Tarih-i Hayat. Şu Sungur abilerin hazırladığı Tarih-i Hayat. Yani onunla üstadı tanıdı. Ve Risale-i Nur'un kendisini bilmez. Yani ben kendisini tanıyorum, bilmez. Yani. Maalesef şimdiki Ama yani hüsnü zannı var ki ilahiyatçılara siz neden Said Nursi okumuyorsun diye ben bizzat bir iki kulaklarımla duymuştum. Bir şeye geldiğinde bir seminer yapmıştı. Ne korkuyorsun, niye Said Nursi okumuyorsunuz falan diye böyle. Yani adam ciddi şeyler söylüyor diye bizzat kendisinin böyle konuştuğunu biliyorum yani bir sempozyumda. Ondan sonra zaten millet Said Nursi'ye referans vermeye başladı. Şeyde bir Marmara Üniversitesi'nin galiba bir şeyi vardı, sempozyumu vardı. Yani adam hüsnü zan sahibi biriydi yani. Şey değildi yani. Kötü bir niyetli biri değildi gibi yani bana. Dediğiniz doğru yani o noktada. Ben şöyle diyeceğim. Bu kainatta meylül istikmal meselesi kainatın tedrici olarak yaratılması ve bunun neticesi olarak da bilimlerin ilerlemeci bir mantıkla oluşturulması meselesi önemli gibi geliyor. Yani evrim düşüncesi de buradan kaynaklanıyor gibi geliyor. Yani kainatın başlangıcından sonuna doğru zamansal olarak da bir istikmal olduğu için insanlar da kainata baka baka o kemale doğru gidişi gözlemlediği için oluşan bilim
terakki esprisiyle yani birbirine eklemeli olarak gelişiyor. Yani bu o sizin dediğiniz nokta tohumu kim yarattıysa ağacı da tamamını da o yaratıyor. Esprisi kaçıyor. O kaçmaktan dolayı esbaba tesir verilebiliyor doğru ama bu anlamda insanların kainatta bir tekamül olduğunu söylemesi, evrimi de buna dayandırması bir yönüyle makul da geliyor. Yani makul geliyor ki şunu diyelim yani yaratmayı kimin yarattığını yaratmayı sebebe vermedikten sonra yaratıcının bir yaratılış tarzı olarak kemale doğru götüren Rab ismiyle terbiye ederek mükemmele doğru tohumdan ağaca doğru gitme yönüyle baktığımız zaman bu evrimin en azından şöyle söyleyeyim mükemmel şey nedir? Kemale doğru gidişi gözlemleyip işte basitten komplekse doğru kainat veya insanlık işte gelişiyor falan tarzındaki ifadeleri yani şey bile olsa bir hakikat ifade ediyor diyebiliriz yani. Bir hakikate dayandırarak onu yanlış bir neticeye ulaşıyorlar diyebiliriz mi diye soruyorum. Bilmiyorum. Biz kayyumiyet dersi diye bir şey tutturduk pazar günleri. Kayyumiyet dersi diyoruz ve kayyumiyetle ilgili risalede aşağı yukarı ne kadar parça varsa çalışıyoruz. O kayıtlara dikkat etmek lazım. Teşekkür ederim. Kayyumiyet diye bir tek cümle alabey. Şimdi Allah razı olsun ben o kayyumiyet derslerinden çok istifade ediyorum. Yani ben kafamda kayyumiyet yaratılışın daimiliği olarak şekillendi elhamdülillah. Yani daimi bir yaratılış var, sürekli bir yaratılış var. Tamam. Şimdi bu derste de benim dikkatimi çeken, şimdi de öyle oldu. Bu çok takdire şayan elhamdülillah. Şu, kayyumiyeti yaratılışta daimlik diye anladığımızda ki öyle olduğunu ben ikna oldum şahsen. O zaman bazı metinlerde, ayetlerde ve risale metinlerinde bunu uygun olmayan izahlar var gibi gözüküyor. Burada da örneğini gördük. Yani o daimiliği göz ardı eden, yani daimilik bağlamında olaya bakmayan izahlar var gibi gözüküyor. Kayyumiyet dersinden benim aldığım en büyük ders şu oldu. O konuyu kafamızda tutarak bakarsak eğer olaylara, hatta ayetlere, Risale'deki bu farklı bağlamlarda yaratılışı atıf yapan pasajlara bunları artık zahiri haliyle okumak yerine metinde hemen ifade edildiği gibi okumak yerine kayyumiyetle irtibatlandırıp okuma bende yavaş yavaş gelişiyor. Elhamdülillah kayyumiyet gelsin. Benim açımdan en büyük avantajı bu oldu. Allah razı olsun. Zaman Kur'an'ın tenezzülat-ı ilahiye olduğunu bilerek okumanın Kur'an'ı okumanın birinci şartıdır. Bunu unuttuğumuz anda Kur'an'ı da yanlış anla. Haşa ben Abdülreşid'in yapmış olduğu bağlantıyı inkar etmiyorum ama kayyumiyeti anlamayan mutlaka evrime cevaz veren bir kapı açar. Kapı, pencere açar. Ama mesela ben eskiden şu tabiri kullanırdım. Allah düzen içinde yaratıyor. Şimdi tamamen tövbe ediyorum. Allah Halik, Hallak olarak yaratıyor. Nazzam olarak yaratıyor. Ama Allah düzen içinde yaratıyor dediğin anda Kur'an'ın ruhuna ters düşüyor. Düzene tabi bir Yani anlam. şunu mu kastediyorsun? Yani düzen içinde yaratıyor derken
Sanki düzensizlik var da sürekli yeni düzenler koyuyor anlamında bir yanlış mı ifade? Çünkü kemalde bir düzen, münazzam yaratış var mı demek? Ne demek istiyorsunuz tam? Hayır. Hiç o düzensizlik falan değil. Düzen içinde yaratıyor demek Allah'ın düzene tabi olduğu fikrine kapı açıyor. Ama Allah Ha, nazam olarak tamam. yaratıyor. Evet. Şimdi ne yaptım ben? İngilizcesinde, Türkçesinde değiştirdim. Yani God creates in order değil, God orderly creating gerçekleştiriyor. Nazam Doğru. olarak yaratıyor. O nazam olma terakki yemani değil. O da bir nizamdır. Onun için iki türlü nizam, iki boyutlu nizam birbiriyle kitlenmiş vaziyette. Mekan boyutundaki yaratılış düzenli, tek bir anda çekilmiş fotoğraf gibi. Ama video tarzındaki gözlemlediğimiz kainatın video tarzında terakkisi de düzenli yaratılıyor. İşte bu ancak mutlak olan yapabilir bunu. Ama Şimdi bunu anladım. Yani mucibi bizzat değil demek istiyorsunuz. Yani kendi kuralının mahkumu değil anlamında yaptığı her şeyde zaten ister pardon. Buyurun. Yani bir şeye kurala uyarak yapmıyor. Yaptığı her şeyde aynı zamanda kurallı oluyor. Tamam. Nazam Evet. olarak yaratıyor. Hallak ve Evet, tamam. nazam ve hakim ve rahim ve müzeyyin, münazzım, müvezzin böyle bütün isimlerin Esma-i İlahiyenin küllünün tecelli ederek bir yaratılış gerçekleşiyor. Yani hallak gerçekleşiyor da Nazzam ayrıca bir düzen kurmuş, o kendi çalışıyor gibi konulara kapı açmamak için. Şimdi kayyumiyeti Bunu parçalı parçalı arkadan sürekli yaratmanın devamlılığı anlamında değil de kayyumiyeti ışığın sürekli duruyor olması neticesinde oluşan görüntülerin ışığın varlığıyla mevcut olması anlamında daimi olarak orada duruyor anlamında kullanmak gerekiyor gibi geliyor bana. Yoksa sürekli yaratıp söyletiyor. Sanki zamana tabi bir yaratıcı var anlamı çıkabiliyor ki bu da tehlikeli bir anlayış gibi geliyor bana. İşte Her an bu konunun üzerinde herhalde bir yıldan fazla duracağız. Öyle görünüyor. İlyas Hocam takip ediyor, biliyor. Ve çok çok temelli bir konu olduğuna inanıyorum zamanımızda. O dersleri yapmayı Allah hatırlattığı için de çok hamd ediyorum. Beraber Evet. arkadaşlarla müzakere ediyoruz. Siz geçen bir cümle sarf ettiniz de burada yadırgamaz duyunca kardeşlerimiz. Bir başkası güler. Ben de gülüyorum da ben hakikaten memnuniyetten gülüyorum. Cümle şöyleydi. İslam dünyasının bence en büyük problemi bugün kayyumiyeti anlamamak. Tarzında bir cümleydi. Şimdi hani o dersi ben de Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum. Yani biraz ne demeyi kastettiğinizi anladığım için bana gayet şirin geliyor da. Ama pat diye birisi söyledi. Ya İslam dünyası ne büyük problemleri var kardeşim. Gazze yanıyor. Myanmar'da şöyle. Orta Doğu böyle. Ondan sonra İslam dünyası şöyle. İtikad şuralarda. İslam dünyası en büyük problemi kayyumiyetmiş. Nereden çıktı bu? Derler diye de aklımdan geçmiyor değil. Bu da bir reklam gibi oldu İlyas Hocam. Yani bu dersi takip edenlere böyle ürün yerleştirme dedikleri şey var ya, dizilerde, filmlerde falan yapıyorlar. Ürün yerleştirme çaktırmadan, işte filmde bulaşık yıkıyor, yıkayacaksa bulaşık deterjanını oraya koyu veriyor böyle marka şeyini çaktırmadan. Bu da onun gibi oldu. Kayyumiyet dersinin ürün yerleştirmesini
Yaptık. İnşallah. Peki bu kısımla ilgili burası daha devam ediyor. O yüzden bir sual gelecek. Ama burada dediği şeyi yeniden hatırlayacak olursak, yani bugünkü fenlerin açıkladığı şeyleri sanki o zamanın insanına sunmuş olsaydı irşada ters düşerdi diye özetlenilebilecek bir kısım da bu. Geçeyim mi suale? Var mı başka bir yorum olan? Peki sual diyor ki, keşfiyatı fenniye ve fünunu hazıra, eski insanlara meçhul ve gayrı me'luf, alışmış olmadıkları olduğundan, onları onlara ders vermek hatadır diyorsun. Zaten özetlemiş kendisi bir cümlede de. Evet. Bilhassa ahirete ait ahval gibi müstakbeldeki nazariyat da böyle değil midir? Onlar da bize meçhul ve gayri me'lufturlar. Onlardan bahsetmek niçin hata olmuyor? Gayet güzel bir soru. Evet, yani madem bu zamanın fenniyle eski 10 asır öncesine konuşmak hata, o zaman bizim de me'luf olmadığımız, yani alışkın olmadığımız gelecekten haber bir şeyler söylemek bize niye hata olmuyor? Ne demiş buna bakalım? Cevap, müstakbeldeki nazariyat bilhassa ahirete dair ahvalde hiçbir cihetle hissi zahiri taalluk etmemiştir ki o hissin hilafını söylemek şaşırtma olsun. Biz ahiretten bir parça, bir bölüm, bir sahne görmüş değiliz, görmüyoruz. Öyle bir şey yok yani. Hey. Ben Yani anlayamadım çünkü bunu. duyularımızla biz ahiretten bir sahneyi görüyoruz da bundan sonra öyle bir şey yok. Ama öbür ayette var. Ben güneşin döndüğünü görüyorum. Güneş diyor ki hareket ettiğini görüyorum. Kur'an diyor ki işte o bir tarafa doğru gidiyor. Esi zahirime aykırı. Tekzibe yol açar. Ama ahiretle ilgili böyle bir durum yok. Ahirete dair bizim duyularımızla ilgili bir algının söz konusu olduğu bölüm, sahne yok yani. Dolayısıyla aynı değil demeye geliyor. Allah razı olsun, güzel oldu. Yani her şey serbest yani orada. Yeni bir yaratılış. Göreceğiz bakalım ne olacak. Her şey olabilir. Evet. Binaenaleyh o gibi şeyler daireyi imkandadırlar. Yani şey anlamında mı? Yani ahirette böyle olacak. Tamam. Aklen Mümkündür mümkün değil yani. ki, aklen muhal değil. Aklen muhal değil, mümteni değil. Fakat hissimizin taalluku yok. Görmüyoruz yani. Öyleyse onlara itikat ve onlarla itminan, inanma, tatmin olma, peyda etmek mümkündür. Öyleyse o gibi şeylerin hakkı sarihi onları tasrih etmektir. Açık bir şekilde bildirme demiş tasrih için. Lakin keşfiyatı fenniye eski insanlara göre imkan ve ihtimal dairesinden çıkıp muhal ve imtina derecesine girmişlerdir. Çünkü gözleriyle gördükleri şeyler onlarca bedahet derecesine girmekle onun hilafı onlarca muhaldir. Öyleyse onların hissiyatına hürmeten o gibi meselelerde belagatın iktizası ibham ve ıtlaktır ki onlara bir şaşırtma olmasın. Anlaşıldı. Evet, güzel o örneğiniz güzel oldu hocam. Yani güneşin doğup battığını gören bir insan için güneşle bir alakası var. Yani bir yaşanmışlığı var, bir gözlemi var. Ona şimdi gözünün önünde güneş dönüp dururken ona tutup da bu güneş aslında sabit, biz dönüyoruz.
demesi onun taalluk ettiği şeye muhal oluyor. Onu tecrübe ettiği için. Ama ahirete dair haberler öyle değil. Yani o kategoriye girmiyor diyor diye anladım. Sizin de açıklamanızla beraber Allah razı olsun. Peki ahirete dair haberlerin, Kur'an'ın, pardon, insanın ruhunun ihtiyacına tam cevap verecek şekilde bir yaratılış gerçekleşecek. Ruhunuzu yaratan kimse o ruhun ihtiyacına da mutlaka cevap verecek haberinin insanın anlayacağı bir şekilde tasvir edilip, bak mesela şöyle söyleyelim. Nasıl ki bir topraktan ya da yani sudan, topraktan neyse görünen maddi alet vesilelerden tutuyor sana güzel bir çiçek yaratıyor. Sen çiçeği seviyorsun ya, işte bunu yapan, Kur'an'ın muhakemesi var bu konularda çok. İşte bunu yapan senin o güzelliği sevme duygunun, sınırsız olan güzelliği sevme duygunun ihtiyacını da karşılayacak bir yaratılış gerçekleşeceğini, sana sonu gelmeyen güzellik ihtiyacını veren mutlaka karşılayacaktır bu ihtiyacı. Sana kim sonu gelmeyen güzellik olsun isteyen duygu verdiyse o duygunun karşılığını verecek. Ama örnek olarak neyi gösterir Kur'an? Buradaki çiçeği seviyorsunuz der. Bu çiçeği çekirdekten çıkartıp topraktan çıkartan seni niye çıkartamazsın der. Onların malum insanların malum bildikleri örneklerle temsil eder ve der ki ahiret hayatı ebedi olacak. Ahiret hayatında toprak da canlı olacak diye haberini verir. Sen de dersin zaten ben topraktan yaratıldım. Bak bana can verdi. O zaman toprağa da can ver. Bana bunu, bu topraktan var olan benim bedenime hayatı veren toprağın kendine de hayat verir. Niye vermesin diye muhakeme etmesi gayet normaldir, istedir. Fakat konu burada o olmadığı için üstad buna girmiyor. 10. söze git. Bak analizlere dikkat et. Evet, burada icaz, sizin de hatırlattığınız gibi icazdaki icaz üzerine çalıştığı için bu meseleyle sınırlı tutmuş diye anlaşılıyor. Devam ediyorum, bu devam ediyor. Fakat Kur'an-ı Kerim irşadını noksan bırakmamıştır. Bu zamanın fencilerini de istifadeden mahrum etmemek üzere çok karine ve emarelerin vaazıyla hakikatlere işaretler yapmıştır. Haşiye, Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi, Mucizat-ı Kur'aniye Risale-i Nuriyesi tamamıyla bu hakikati ispat etmiş diye mütercimin bir notu var. Bu şeydi galiba, değil mi? Fenlerin Kur'an'daki mucizelere nasıl tekabül ettiğini anlattığı risaleydi galiba. Ey insafsız, seni insafa davet ediyorum. Bir kere kellemin nase ala kaderi ukulihim olan, yani insanlara anlayış seviyelerine göre konuş olan meşhur düsturu nazara almakla, zamanlarıyla muhitlerinin müsaadesizliğini düşünerek telahuk eden binlerce efkarın neticelerinden doğan şu keşfiyat-ı fenniyeyi, o zamanlardaki insanların kafa mideleri alıp hazmedemediklerine dikkat edersen anlayacaksın ki, Kur'an-ı Kerim'in o gibi meselelerde ihtiyar ettiği ibham ve ıtlak yolu, aynı belagat olduğu gibi yüksek icazını da ispata aşikar bir delil olduğunu gözün kör değilse göreceksin.
Yani buradaki yaratılıştan müphem bahsediyor dediğini hani ya böyle bir anlatmıyor işte, hani tohum içine giriyor, kimyasal reaksiyonlar oluyor, çürüyor toprakta, oradan fide çıkıyor falan. Niye bunları anlatmıyor gibi bir eleştiri mi bu? Ben çünkü açıkçası aklıma ilk şey gelmişti yaratılış deyince. Başlangıç falan gibi. Hani hayat nasıl başladı falan gibi bir soru gelmişti. Burada her zamanki yaratılış gördüğümüz, görmeye devam ettiğimiz yaratılıştan nasıl bahsettiğiyle ilgili bir cevap vermiş gibi anladım. Yanlış mı Yani anladım? bugün insanların kültürlerini, bilgilerini, birikimlerini, anlayışlarını, gözlemlerini dikkate almış, alması gerekir diye anladım ben. Galiba 25'in sözde verilen başka bir örnek var. Mesela Kur'an deseydi diyor, bir avuç suda ya da bir damla suda milyonlarca mikroorganizma var, canlı var. Bugün insanı böyle deseydi Kur'an, insana inanırlar mıydı? Ve Muhammed, siz geçen hafta galiba söylediniz, işte Amerika'dan, ondan sonra bir canlı bir şeyden, bir Zoom üzerinde, işte şuradan buradan katılan insanları birbirlerini görerek bir ders okuyacaklar. Böyle bir şey olacak denseydi yani, ondan sonra insana inanırlar mıydı daha önceki insanlar? Dolayısıyla Kur'an ilk muhatapların hissiyatlarını, gözlemlerini, anlayışlarını kale aldı. Ama bu zaruriydi. Müphem olması lazımdı bazı şeyler. Onları ürkütmemek, onların mehluf olduğu gözlemlerine aykırı olmamak için. Ama bir taraftan da Kur'an bütün asırları işaret ettiği için, işte geçen söylemişti fezlekelerle vesaire, bazı işaretlerle de diğer insanların fehimlerine katkı yapacak, onları da besleyecek hususlarda karineleriyle, işaretleriyle dikkat çekiyor diyor. Dolayısıyla Kur'an'ın bir eksiklik gibi onların dile getirdiği yaratılış ne diyordu, soru neydi? Kur'an'da müşkilat var, zorluk var. Yok. Anlaşılmayan yerler var. Geçtik mi orayı? Şey, yaratılışa dair meseleleri müphem bırakıyor. Evet, orası özür dilerim. Evet, müphem bırakmıştı. Niye müphem bıraktı? Niye teferruata girmedi? Şöyle şöyle oldu. İşte güneşi şöyle görüyorsun, güneş gerçekte böyledir. Siz suyu şöyle görüyorsunuz, suyun gerçekte mahiyetinde şu var, işte iki tane hidrojen atomu, bir tane oksijen atomu birleşti falan diye, bir insanın hücresi şöyle, niye dememişti? Dememesi lazım. Çünkü onların seviyeleri belli, ilk muhatapların anlayışları belli. Bu kademe kademe şu ana kadar belli bir noktaya geldi. Şu anda bile biz yaratılışı bütün boyutlarıyla biliyor muyuz? Geçmişiyle daha çok biliyoruz. Mesela bundan ibaret, yani keyfiyete dönük olarak. Kur'an nasıl bahsediyor peki? Hani gökten su indirdik, toprağı yardık, içinden bahçeler fışkırttık. Bu tarz ayetlere mi referans veriliyor? Sanki diyor ya bu şeyde, Kur'an diyor zaten maksadı yani yaratılışın keyfiyetiyle ilgili bilgi vermek değil, yaratıcıya dikkat çeken noktaları gündeme getirmekte. İnsanın yaratılışına, dünyanın yaratılışına, dünyadaki bazı yaratılışına dikkat çekerken Kur'an hep bunu maksat olarak alıyor. Ama genel telakki olarak bunu merkeze alıyor, fakat ne diyeyim, ehli fenli de hissesi bırakacak bir yol takip etmiyor. Bir takım şeylerle, işaretlerle, kullandığı kelimelerle, düşünüldüğünde, irdelendiğinde diyelim, hakikaten bazı mucizeye dikkat çeken boyutlar da var Kur'an'da. Ya anlaşılıyor. Hem insanın yaratılması ilgili, hem dünyadaki bazı mahlukatın, hayvanatın, keza kainatın. Bir başka dikkatimi çeken nokta da bu açıklamalarda, madem Kur'an ilk nazil olduğu dönemde ve sonraki dönemlerde de avamı nazar itibarı alarak konuşur, bu nokta unutularak yalnızca kainattan bahseden ayetler değil, Kur'an'ın bu özelliği unutularak yapılan bir Kur'an okuması, buna dikkat etmeden
Bak Kur'an böyle diyorsa öyledir tarzındaki okuma, tipik okuma biliyorsunuz değil mi? Yani Selefi gelenekteki okuma. Şimdi böyle okuma Kur'an'ın ruhuna aykırı, icazına aykırı olduğu anlaşılıyor. Onun için ben ne yapıyorum? Üstadın insanları bilmem kaçıncı asra götürüp orada eğitmeye kalkamazsınız. Kendi asırlarında eğitin. Yaptığı izah, öyle ikaz. Şimdi ben o asırdaki yapılan açıklamaya göre, Kur'an'ın konuşmasına göre, Kur'an böyle diyorsa böyledir dersem, o zaman Kur'an'ın icazını inkar ediyorumdur. Onun için Selefiler icaz çalışması yapılan bütün dalları ki bunları reddederler. Yani onlar akıllarıyla kafalarından yorum yapıyor derler. O Kur'an'ın ruhuna aykırı bir tavır takınıldığını ve bizim de Kur'an okuması yaparken bakın bu avam için böyle zahirde bu ifade kullanılıyor. Ama bunun incelikleri nedir diye bakmak lazım. Ona göre okumak lazım. Benim asrıma bakan yönüyle ne söylüyor bu diye okuma alışkanlığı geliştirmemiz lazım inşallah. Böyle çok örnek vermiyordu buralarda. Benim aklıma mesela bu Talep suresinde şu ayetler geldi. Beşinci ayetten itibaren hani felyenzul insan mimme huluk. İnsan neden yaratıldığına baksın. Huluka mimme dafik. İşte atılan dafik olan bir sudan yaratıldı. Yahrucun beyni sulbü ve terayip. Bu su sulb ile terayip arasından çıkar. Şimdi niye sulbü kullandı? Terayip gerçekten kaburga kemiği midir? Kaburga kemiği falan deniyor. İnsanın hani bu söz edilen su oradan mı geliyor falan. Bakıldığı bak insanların şöyle ilk okuduğumuzda hissi zahirimize aykırı değil. Hissi zahirimize. O insanın hissi zahirisine aykırı değil. Aykırı değil. Fakat buradan yola çıkarak işte buradaki terayip şu demek, bu demek, tıbben de böyle de falan diye izahlar var. Ben bilmiyorum ayrıntılarını. Şu anlaşılıyor yani Kur'an hissi zahirlerine onların dikkate alarak bir beyanda bulunuyor. Ama ehli ilme uzmanlarına da sonraki dönemlerde bazı hakikatlerin keşfine medar olacak işaretlerde bulunuyor kullandığı kelimelerle diye. Bu örnek aklıma geldi onu paylaşayım. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet. Üçüncü şüpheye geçiyor muyuz? Herhalde bir ekleme yok. Üçüncü şüphe de neydi? Kur'an'da delail-i akliyeye ve fennin keşfiyatına muhalif bazı ayetler vardır. Dedikleri üçüncü şüphelerine cevap. Kur'an-ı Kerim'de takip edilen maksadı asli, ispatı sani, nübüvvet, haşir, adalet ile ibadet esaslarına cumhur-u nası irşat ve îsâl etmektir. Neymiş Kur'an-ı Kerim'in asıl maksadı? Saniye ispat. Bu ispat herhalde hepsine gidiyor değil mi? İspatı sani, ispatı nübüvvet, ispatı haşir, ispatı adalet ile ibadet. Esaslarına cumhur-u nası irşat ve îsâl etmektir. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim. Burada ben Arapçasına şimdi baktım da sonuncu soru adalet zikrediliyor. İthbatü sani vahid ve nübüvve vel haşir vel adalet. Demek ki iktifa etmiş metin. Ama mütercim adalet ve ibadet diye onu şerh etmiş başlayabilir kayıtlarının hareketle bu doğru. Ama bazen bu ibadet ve adalet diye söylenir bu yanlış. Yani ibadet ve adalet değil. Adalet ve ibadet. İbadet adaletin parçası.
Dolayısıyla Kur'an'ın dört maksadını bir şimdi nübüvvet, ikinci şey uluhiyet, ikinci nübüvvet, üç haşir, dört adalet. Adaletin açılımında ibadet de var. Evet. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim'in kainattan yaptığı bahis tebeidir. Kasti değildir. Yani li gayrihidir, lizatihi değildir. Yani kainattan bahsetmek için kainattan bahsetmez anlamında söylüyor galiba. Bunu bir maksat için yapar. O maksatta sani ispat, nübüvvet, haşir, adalet ve adalet ve ibadet, adaletle ibadet. Yani Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın vücut, vahdet ve azametine istidlal suretiyle kainattan bahsetmiştir. Ve zaten söylüyormuş. Yoksa kainatın bizzat keyfiyetini izah etmek için değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim coğrafya, kozmografya gibi kasten kainatın keyfiyetinden manai ismiyle bahseden bir fen, bir kitap değildir. Ancak kainat sayfasında yazılan sanat-ı ilahiyenin nakışları ve yaratılan kudretin mucizeleri ve kozmografyacıları hayrette bırakan nizam ve intizamla manayı harfiyle sani ve nizam-ı hakikiye istidlal keyfiyetini öğretmek için sani ve nizam-ı hakikiye Nizam mı, nazzam mı, hakiki mi? Ben de nazzam hakiki diyorum. burada nizam-ı hakiki yazıyor. İstidlal Nizam keyfiyetini. Arapçasında nazzam diye harekelenmiş. Öyle. Bendeki nüshada. Yanlış mı? Yani Yanlış yere bakıyorum. zaten nizam hakiki olmuyor. Nazzam Allah'a da şey olacak. O Ali abinin dediği noktaya da varıyor, bakıyor burası. Evet, benden nezzam diye harekelenmiş. Hatta bir de Celle Celaluhu demiş yani. Dolayısıyla bunun nazzam olduğu kesinleşti şimdi. Celle Celaluhu görünce. O zaman öyle okuyalım. Bir mikrofonunuz kapalı konuşuyorsanız. Bir önceki kelimede vel nizamil bedi'i alen nazamil hakiki celle celaluhu. Herhalde Muhammed'in okuduğu metin yani bir yazım hatası var gibi geldi. Olabilir. İstersen bir daha oku. Şöyle manayı harfiyle. Manaya harfiyle sani ve nazzam-ı hakikiye istidlal keyfiyetini öğretmek için nazil olan bir kitaptır. Düzelterek mi okudun, aslını mı okudun? Düzelterek okudum. Evet, düzelterek okudu ki duyuyor. Sani ve nizam hakiki, sani de Allah var, nizam hakiki de sanki başka bir şey olmadı orada. Binaenaleyh sanat, kast, nizam, kainatın her zerresinde bulunur, matlup hasıl olur. Teşekkülü nasıl olursa olsun bizim matlubumuza taalluku yoktur. Acaba örnek verecek mi buna? Bir sonraki yerde veriyor mu? Bu şu paragrafı da okuyayım diyorum ben. Ne dersiniz? Yani burada dedi ki kainattan bahsetmek için değil bir maksadı var. Sani'yi tanıtmak, nazzamı tanıtmak, haşir, adalet, nübüvvet. Bunun için bahseder dedi. Bunun üstüne daha devam edecek galiba. O yüzden okumak istedim ben. Örnek var aşağıda. Evet, Tamam. okuyorum. Fe binaen ala zalik. Bunun üzerine binaen. Madem ki Kur'an'ın kainattan bahsi istidlal içindir, delil getirmek içindir ve delilin de müddeadan evvel malum olması şarttır. Önce bir iddia edilen şey olacak ki sonra ona delil getiresin. Ve delilin muhataplarca vuzuhu
müstahsendir. O getirdiğin delilin de muhatap olanlarca anlaşılması önemlidir. Bazı ayetlerin onların hissiyatına ve edebi malumatlarına imale etmesi ve benzetmesi muktezai belagat ve irşat olmaz mı? Fakat bu ayetlerin hissiyatlarına imale etmesi meselesi o hissiyata kasten delalet etmek için değildir. Ancak kinaye kabilinden o hissiyatı okşamak içindir. Mahaza hakikate ehli tahkiki îsal için karine ve emareler vaz edilmiştir. Mesela eğer Bu son cümle önemli değil mi? Mahaza. ben bir hepsini okumak istedim de ondan hızlı hızlı Hayır, gidiyordum. tamam. Ama burayı iyi yakalamak lazım. Devam edelim. Yine Tamam. ama bir vurgulayalım diye araya girdim. Hakikate ehli tahkiki îsal için, yani ehli tahkiki hakikati arayanları, araştıranları hakikate ulaştırmak için karine ve emareler vaz edilmiştir. Yani ipucu, işaret gibi şeyler konulmuştur. Mesela eğer Kur'an-ı Kerim makamı istidlalde şöylece demiş olsaydı ki, delil getirirken şöyle demiş olsaydı ki, ey insanlar, güneşin zahiri hareketiyle hakiki sükununa ve arzın zahiri sükununuyla hakiki hareketine ve yıldızlar arasında cazibe-i umumiyenin garibelerine ve elektriğin acibelerine ve 70 unsur arasında hasıl olan imtizacata ve bir avuç su içinde binler mikrobun bulunmasına dikkat ediniz ki bu gibi harika şeylerden Cenab-ı Hakk'ın her şeye kadir olduğunu anlayasınız deseydi. Delil, müddeadan binlerce derece daha hafi, örtülü, daha müşkül olurdu. Yani delil getirdiği delil, delil getirdiği şeyden daha karmaşık hale gelirdi. Halbuki delilin müddeadan daha hafi olması makamı istidlale uymaz. Mahaza onların hissiyatına imale eden ayetler kinaye kabilinden olup, onların hissiyatına imale eden ayetler kinaye kabilinden olup, ifade ettikleri zahiri manaları sıdk veya kizbe medar olamaz. Evet. Şimdi bu güneş örneğinden, mikrofonun kapalı abi. Şey, Abdureşit abi. Devamındaki cümleyi de okursan ben şöyle anladım. Mesela Devamı var. Pardon. Okuyayım, dur, tamam abi, okuyayım. Zaten bitirmişiz bunu. Evet, görmüyor musun ki Gale'deki Elif hiffeti ifade ediyor. Aslı vav olsun, ya olsun, ne olursa olsun bize taalluk etmez. Evet, bunu İlyas Hocam anlatacak herhalde bize. Hülasa madem ki Kur'an bütün zamanlardaki bütün insanlara nazil olmuştur, şu şüphe addettikleri umuru selase Kur'an'a nakise değil, Kur'an'ın yüksek icazına delillerdir demiş. Burada bütün hepsinin hülasasına girmiş. Burası dursun şimdi. Buyur Abdülhamit abi, sen bir şey diyordun. ben o işte o ya Elif'in vav ve ya olması meselesi deyince mesela atomdaki veya işte hücredeki veya en küçük şeydeki parçadaki intizama delalet etmiş, tamam mı? İntizamı, nizamı göstererek bu da münazzımı gösterir tarzında bir cümle söylediğinde biz atomun kek şeklinde mi yoksa ortada çekirdek etrafında elektron şeklinde mi yoksa ortada çekirdek etrafında elektron bulutu şeklinde mi olduğu bizi çok ilgilendirmez. Hepsinde düzen var.
Hepsinde asıl olan düzen var. Düzen, düzenleyeni delalet eder tarzındaki ifade her kesimin anlayabileceği, herkese hitap eden, her dönemdeki insana hitap eden bir şeydir. Onun düzenin ne şekilde olduğu yani Kur'an'ı ilgilendirmiyor yani. Öyle anladım ben. Yani. Yuvarlak da olsa düzenli, dört köşede olsa düzenli, üçgen de olsa düzenli. Evet. Bu Sonuçta düzen düzen önemli. var yani. Evet. Şimdi bu verdiği örnek, hani evet görmüyor musun? Kale'deki Elif hifeti ifade ediyor dedi ya. Şimdi malum bu ortaki harfe ortaki harf gibi illet harflerden bu ecvefte vav olabilir, ya olabilir. Eğer vav ise ecvafı vavi, ya ise ecvafı yai deniyor. Mesela ba ba orada onun aslı beya'dır. Ama o elif olarak gözüküyor. Ama neme uyudu, onun aslı nevemedir. Gale aslı gavale ama hifetten dolayı gale de vav gözükmez orada. Veya seara var, yürüdü. Onun aslı seyaradır. Dolayısıyla bu görünmeyen ortadaki harf ya vavdır ya ya'dır. Ecvaflerde yani. Ama ne olursa olsun elif var hifet ifade fark etmez ne olur. Önemli olan hifet var biz elfe bakarız. Gale, neme, bea, bea, seara hep elifle yazılır. Onun aslı ecvefi yayı mıydı, ecvefi vavi miydi fark etmez. Hifeti ifade ediyor. Elif var. Bitti. Gördüğümüz odur. Dolayısıyla kainatta gördüğümüz hakikati halde mahiyeti ne olursa olsun işareti gerçektir. Delaleti gerçektir. Dolayısıyla o delalet ile biz müddaayı delillendirmiş oluruz, ispat etmiş oluruz. Fiiliyette ya nefsül emri diyor ona başka. Nefsül emri emredeki hal ister şöyle olsun ister böyle olsun. Kur'an'a nakise getirmez o. Ya Kur'an'ı gönderen bilmiyormuş. Çünkü şöyle olun denilmez. Çünkü coğrafya kitabı değil, kozmografya kitabı değil. Onun maksadı insanın hissiyatını da dikkate alarak ana mesajı vermek ve saniye, sahanenin ispatına, diğer iman esaslarına dikkat çekmektir diye başlıyor. Yani mesele evet saniyi yapanı ve nizamı göstermekse yok güneş dönüyormuş dünya duruyormuş yok dur dünya dönüyormuş güneş duruyormuş ikisi de aynı kapıya çıkıyor gibi yani delil o zaman bakan için öyle bu zaman bakan için ve ikisi de aynı sonuca ulaştırır Yani çok özür dilerim. yani. Bugün hiç kimse bu izaha göre şunu diyemez. Ya Kur'an öyle demiş ama bugünkü modern araştırmalar tam da Kur'an dediğin aksini söylüyor. Hiçbir ayetle ilgili söylenemez bu. Neden söylenemez? Kur'an'ın maksadı o konu bilgi vermek değil ki. Kur'an tebii olarak oradan bahsediyor. Sen ne dersen de şunu diyebilir misin? Kur'an'ın delil olarak getirdiği o müddaa yani saniyin varlığı söz konusu değildir. Bunu diyemezsin. Kur'an zaten maksadı onu demeyi sağlamaktır. Yoksa gerçekte delil olarak getirilen şey ne olursa olsun o fark etmez. Nefsül emniyesi fark etmez. Ve kinaye tabirini kullandı. O da çok hoş malum. Kinaye edebi bir sanat olarak. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Ama belli ki aslında maksat bu zahiri lafzın ifade ettiği ötesinde bir anlam ifade. Meşhur örneği var ya, İşte filancanın külü çoktur. Hakikaten çok olabilir yani. Bu böyle anlamaya mani değil. Bu kinayenin en iyi örneklerinden birisi. Ya ama çok misafir geldiğine delalete daha fazladır bunun. Ama öyle değil de diyemez. Gerçekten çok da olabilir. Kinaye bu ya. Şimdi Kur'an'ın kinayeten bahsetmesi kinayi bir açıklamadır. Kur'an'ın zahiren ifade ettiği gibi de olabilir. Kısmen farklı da olur. Fark etmez. Önemli olan onun delaletidir. Devlet de bellidir ve açıktır. Evet, Allah razı olsun. Şey ne? Kainatın yapısı da buna müsaade etmez yani. Sürekli atomun dediğin şey ilim tekamül ettikçe değişeceğine göre çünkü hangisinden bahsedecek o zaman yani? Sınırlamış olacak kendini. Ama düzen dediği zaman ne yaparsanız yapın düzensiz bir şey göremeyeceksiniz demektir o. Dolayısıyla bir münadeyim ha düzen kek şeklindeydi, ha düzen
şey şeklindeydi. Fark etmez. Düzen var yani. Sen düzen sayesinde zaten yeni bir şey buluyorsun. Ağacın tohum halinden dal, filiz halini, filiz halinden çiçek halini, çiçek halinden meyve haline gidiyorsun. Düzen sayesinde gidiyorsun. Düzeni vurgu yaptığın zaman yetiyor. Hangisinden bahsediyor? Döneme Burada göre değişir. Allah razı olsun. Buradan şuna da ben intikal ettim zihninde. Risale-i Nur'da da bazı bahislerle ilgili birilerinin itirazları olabiliyor. Adını ben söylemeyeyim. Meşhur birisi geçen kıyımda tersine kapıldı. Yine bir reklam demezsen Muhammedciğim. Ondan sonra ben katılmamıştım. Bugün de derse onu da söyleyeyim. Katılamamıştım daha doğrusu. Her neyse. Diyor ki ben diyor Bediüzzaman'ın 30 tane hatasını tespit ettim diyor. Maddi hatasını tespit ettim diyor. Ve oradan kendine ayrı bir alan açıyor filan. Orasına girmek gerekmez. Ya hayır Bediüzzaman orada neyse depremle ilgili şey üstadın izahı. Orada üstadın izahı diyor bugünkü deprem biliminin açıklamalarıyla örtüşmüyor diyor. Tektonik kayaların sürtüşmesine bağlı olarak deprem meydana gelir diyor. Üstad da başka şey söylemiştir diyor filan. Madenlerle irtibatlandırmıştır filan diyor. Yanlış diyor. Böyle 30 tane hatasını tespit ettim diyor. Ya Bediüzzaman buralarda ondan sonra Kozumur kitabı gibi, deprem kitabı gibi bize ondan sonra fen bilimlerinin verilerini aktarmıyor ki yani depremin vukuuyla ilgili olarak bir irade olmaz mı? Arkasında bir irade yok mu? Niye devamlı deprem olmuyor? Niye 9 şiddetinde, 10 şiddetinde olmuyor. Burada bir hikmet yok mu? Ya ona dikkat çekiyor. Yok diyor. Yani onu inkar etmiyor da 30 tane hatası var diyor. Bu da bir hadsizlikti. Risale-i Nur'un maksadı kainattan bahsettiği zaman ondan sonra burada Kur'an'da olduğu gibi sahneye dikkat çekmekti. Diyanet iman esasları. Yani, o Kendileri zamanki bilimi kullanarak nizama dikkat çekiyor. O zamandaki şey yani 200 bin demiş. Ulan ne olmuş yani şimdi 2 milyon olmuş. Yani 200 bin deyince o zaman insan 200 bin biliyordu. Orada önemli olan iki sayı değil ki. Sayı ile ilgilenmiyor ki. Bunu bilmen lazım zaten. Hikmet mesela yapıyor. İllet ayrı, hikmet ayrı. Hikmetik onu o zamanın insanın fehmine uyacak hikmet söylüyor. E sen de bu zamanın insanın o fehmine uygulayacak bir hikmet söyle. Yani hata buldum. şey söyleyecek misiniz? 400 bin çeşit canlı der mesela. Şimdi insanlar milyonları geçti. Canlı çeşitleri. Aa, yanlış yaptı. İşte, neyse o arkadaşım ben ismini bahsetmedim. Nereden bildin? İlyas Hocam. Onun katıldığını ben duydum. Siz de dersinizde birisi katıldığı gibi ifade kullanıyorsunuz da iyice reklam oldu bu. Ondan sonra Ama ismini yok bahsetmedim. bahsetmiyor musun? Ben biliyorum. O arkadaşla ben yazıştım da yani burada uzunca konuşmak gerekmez. Çok üzüldüm yani. Hakkaniyetli olmak lazım yani. Sıkıntılı gördüm yani. Hakkaniyet problemi var diye gördüm. Çok önemli, çok önemli, temelli bir konuda kafayı takmış. Gaybı inkar ediyor. Evet. Çok, çok Mesela yani çok, çok acıdım ben. Çok evet. kalıcı birisi ama onu takdir etmek çok acayip çalışıyor. Çok, çok özür diliyorum. Mesela bir şey söylüyor. Diyor ki Bediüzzaman diyor Muhittin Arabi yanlış anlamış diyor. Ben dedim ki ben de dedim dijital ortamda Muhittin Arabi'nin eserinin hepsi var. Fütuhatı var. Ondan sonra füsusu vardı. Sen size dedim ben sizin istirhamım şu. Madem böyle bir iddia ortaya koyuyorsun. Füsus'tan veya İbn Arabi'nin eserlerinin metni koyun. Bediüzzaman nasıl anlamış gösterin. Veya Bediüzzaman İbn Arabi ile ilgili bir yaklaşımı koyun. Sonra onun tersini İbn Arabi'nin bir eserinden gösterin dedim. Bana şöyle yazdı. Füsus'un şu bölümünü okursanız görürsünüz. Ben tekrar yazdım. Dedim ki bak Füsus'un şu bölümünü okursanız görürsünüz cevap olmaz. Ben iddialaşım içinde bunu söylemiyorum. Diyorsunuz ki Bediüzzaman İbn Arabi'yi yanlış anladı. Olabilir size göre. Ben bunu deneyin istiyorum dedim. Gösteremedim. Üzüldüm yani tavrını.
Evet. O aslında şeyi de anlamamış da nedir? İbni Arabi'yi de anlamamış da ondan kaynaklanıyor yani. Ben burada moderatör olarak bir araya gireyim mi? Konu başka yerlere gitmesin. Şimdi inşallah bugün de şu kısmı bitirelim ama şunu paylaşmak istiyorum. Ben bu soruyu ilk duyduğumda yani bu eleştiriyi Kur'an'da delail-i akliye ve fennin keşfiyatına muhalif bazı ayetler vardır diye. Açıkçası aklıma benim ilk bu mucize hikayeleri gelmişti. Yani burada güneş örneğini vermiş. Bu güneş gibi başka ayetler var mı Kur'an'da bilmiyorum ama hani mucize şeylerini mi kastediyorlar acaba? Hani işte Musa gitti. Neyse bir tane ilk aklıma gelen örnekti işte asasını suya vurdu deniz yarıldı diye hani anlatıyor ya. Bu tarz şeyler aklıma gelmişti. Yanlış mı düşündüm acaba? Ben onları düşünmedim. Mesela diyorlar ki Kur'an 7 kat gökten bahsediyor, 7 kat yerden bahsediyor diyorlar. Yedi kat yer var? Böyle bir şey yok. Yani fen Kur'an'ın dediğini, Kur'an dediği tarza ortaya koymaya dönük bir yaklaşım içinde değil. Bu tür örnekler veriyor. Benim bildiğim mucizelerden ziyade işte yaratılışla ilgili, insan yaratılışla ilgili, dünyanın yaratılışıyla ilgili filan bazı ayetleri derleyerek bu konuda demin bir örnek verdim ya Tarık suresinde. Mesela onu tıpçılardan evet bu Kur'an mucizelidir derken bilir hayır Kur'an burada yanlış yapıyor. O söz konusu olan oradan meydana gelmez diyorlar filan. Bu tür şeyler diyebiliyorum. Mucizeler değil de. Anladım. Ya burada tabii sanki bilimin konusuna girmiş de o konuyla ilgili konuşurken yanlış konuşuyor bir arzında bir şey var. Mucize zaten bilimin konusu değil. O yüzden onlara pek çok şey yok yani. Ama burada ya bak işte şeyin evrenin kaç adımda yaratıldığını söylüyor. İnsan menisinden bahsediyor. Meni orada üretilmiyor kardeşim. Meninin üretildiği yer falancadır diye. Bak bu bilime şeye ters düşen şeyler söylüyor tarzında itirazları var. Yani doğru söylediğiniz zannettiğiniz şeyler de yanlış. Hadi mucizeyi zaten karışmıyoruz da demeye getiriyor yani. Evet, orada. Anladım. Ama onlar da değişebilir yani bilimde kendini değiştiriyor. Evet. Aa böyle değilmiş deyip bir günde öbür günde başka bir şeye geçiyor. Evet yani oradaki maksadı anlamak önemli. Mesaj burada o. Hakikaten de mantıklı geliyor yani. Bir şey ne için yazıldıysa o delilin de iddia ettiği şeyden daha açık olması gerekiyor ki bu yaklaşımda buna hizmet ediyor dediği anlaşılıyor. Peki, hülasa ufak bir kısım daha var. Orayı da vaktimiz dolmak üzere. Hülasa madem ki Kur'an bütün zamanlardaki bütün insanlara nazil olmuştur. Şu şüphe addettikleri umuru selase, şu üç şüphe dediği bu kısımda anlattığı Kur'an'ın nakisi değil, Kur'an'ın yüksek icazına delillerdir. Evet. Kur'an'ı mucizül beyanı talim eden Cenab-ı Hakk'a kasem ederim ki o beşir ve nezirin aleyhissalatü vesselam basar ve basireti hakikati hayalden tefrik edememekten münezzehtir. Celildir, celidir veya insanları kandırarak malata aldatma diye çevirmişler. Düşürtmekten mesleki alileri ganidir, alidir, temizdir, tahirdir. Diye 6. mesele bitiyor arkadaşlar. Burada Resulullah'ın basar ve basiretini niye gündeme getirdi acaba? Hani bu şeye
eğitime ilk muhatap olarak olan insan olması açısından mı acaba? Yani Kur'an'ın eğitimine ilk muhatap olan insan neticede kendisi oluyor. Ondan sonra da onları insanlarla paylaşıyor. Bu arada bu altıncı mesele de bayağı uzun bir meseleymiş. Birkaç haftadır okuyoruz da. Bu meselenin istikbal sayfasına bakar diye başlamıştı buraya. Şimdi ona baktım. Bu Ve mesele... ilk başta altı mesele diye başlamıştı aslında. Ben de yedinci meselenin hikmetini merak ettim. Haftaya herhalde anlayacağız. Çünkü ilk ayete başlarken altı mesele zımnında beyan edeceğiz diyordu. Bu Risalet hakkındaydı değil mi bunların hepsi? Evet. Evet. Risalet hakkında. Şey ama Risalet-i Muhammediye hakkında değil mi? Evet. Resulullah'ın nübüvveti hakkında Tamam. deliller. Onları mesele mesele ele alıyordu. Bu meselesi de istikbal sayfasına bakan. Demek ki o zaman istikbal sayfası şey gibi kabaca Kur'an'daki böyle ileriye dair ya da senin bir zamanda bilip bir başka bir zamanda bilemeyeceğin şeylerle ilgili argümanları falan toplayıp değerlendirdiği bir yer olmuş galiba. Evet, var mı? Son bir not, yoksa kapatalım. Vaktimiz doldu. Tamam. O zaman Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke la ilmenena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.